Merhaba arkadaşlar. Bugün TEP Portföy BIST Banka Endeksi hisse senedi fonu yani hisse senedi yoğun fonunu sizlerle inceleriz. Tabi banka endeksli fonlar arkadaşlar. Son fiyatı 0.99 TL, günlük getirisi ise cuma günkü getirisi %-0.30, yani cuma günü bu fon değer kaybetmiş. Pay adedi 9.893.000, fon toplam değeri ise arkadaşlar 9.804.000 olarak gözükmekte. Kategorisi zaten hissendi. Fonu yatırımcı sayısına baktığım zaman 32 pazar payı da %0.08 olarak gözükmekte. İşleme başladığı tarihe baktığım zaman 1. ayın 20'si yani çarşamba günü işleme başlamış. 1.0.02'den açılmış. Tekrardan bir perşembe günü düşüş yaşamış. 1.21 ve tekrardan bir düşüş cuma günü düşüş yaşayaraktan 1.22 0.99'dan kapattığını görmekteyiz. Baktığımız zaman işlem görüyor mu? İşlem görmekte. Zaten hisse yön fonu olduğu için %84.82'lik kısmı hisse senetlerinden oluşuyor. Ters repo %7.59, TPP'si ise %7.59 olarak gözükmekte. Faiz içeren bir fon mu? Faiz içeren bir fon arkadaşlar. Ters repoyu gördüğünüz zaman veyahut da atıyorum tahvil bonoyu gördüğünüz zaman faiz içeren bir fon olduğunu anlayabilirsiniz. Dediğim gibi çarşamba günü işleme başlamış bir fon. Yani hemen hemen 3 günlük bir fon. Faizli bir fon. İşlem başlangıç saati sanırım 9.30. Onda bize bildirmekte. TEP'in çıkardığı banka endeksi hissesinde fon olarak gözükmekte. Tabi bu fon banka hisselerinin endeksi olduğundan dolayı şöyle söyleyeyim. Banka hisseleri düştüğü zaman bu fon da değer kaybediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bizim BIST 100'deki banka hisseleriyle aynı orantıda devam etmekte. Eğer banka hisseleri arttığı zaman bu fonda değer kaybediyor. Ve atlatıyorum şöyle bir şey vardır. BIST 100 endeksli fonlar vardır. BIST 100 düştüğü zaman o fonda aynı şekilde değer kaybetmekte. Şimdi bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar faizsiz fonları sormuştu. Onu da dile getireyim. Arkadaşlar kira sertifikaları veyahut da altın katılım fonları faizsiz fonlardır. Bilginiz olsun. Eğer bunlar düzenli sabit getiri, kira sertifikaları özellikle düzenli sabit getiri sağlayan fondur ve az miktarda getirir. Bunlar uzun vadelidir. Altın katılım fonları ise arkadaşlar altın endeksli fonlardır ve altın katılım fonlarda da şöyle bir durum vardır. Altın yükseldikçe onlar da yükselir. Altın düştükçe onlar düşer. Neden diyeceksiniz? Onu endeksli olduğundan dolayı kar zarar ortak olduğundan dolayı bundan ötürü fon düştüğü zaman zarar da vermek zorundasınız. Bilginiz olsun. Ama günlük sabit getiri istiyorsanız kira sertifikaları yani sukuk dediğimiz fonlar vardır. Bu fonlardan alabilirsiniz. Fakat fon alırken de şunu unutmayın. Uzun vadeli olarak yatırım aracı olarak düşünmeniz lazım. Bunu da size söylemişti bulunayım. Gerçi ilerleyen zamanlarda hangileri faizli veyahut da hangileri faizsiz olduğunu onlarla ilgili detaylı bir videoda çekerim isterseniz şayet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi TEP Portföy BIST Banka Endeksi hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon olarak da geçmekte. 3 günlük bir fon, 3 gün önce işleme açılmış bir fon. İşlem gördüğünüz zaten göstermiştik. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.